Sevgili gençler merhabalar. İsmet Hoca ile 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarına hazırlıklara devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde enerji konusundaydık. 13. dersimizdeyiz sevgili gençler. Önceki dersimizde endotermik tepkimeleri işlemiştik. Şimdi egzotermik tepkimelerdeyiz sevgili gençler. Egzotermik tepkimelerde dikkat edin sevgili gençler. Girenler işte tepkime okumuz ürünler artı ısı demişiz. Isıyı ne tarafa yazmışız? Sağ tarafa yazmışız. Egzotermik tepkimelerde büyük entalpili maddeler daha küçük entalpili maddelere dönüşüm tepkimesi olduğu için egzotermik tepkimelerde toplam entalpi zamanla azalır. Sebebi arkadaşlar burada girenlerin entalpileri toplamı neye eşitmiş? Ürünlerin entalpileri toplamıyla ısının toplamına eşitmiş. Bundan dolayı arkadaşlar egzotermik tepkimelerde girenlerin entalpileri ürünlerin entalpilerinden daha büyüktür. Yani büyük entalpili küçük entalpiliye dönüşecektir. Bundan dolayı zamanla toplam entalpi azalır. Egzotermik tepkimelerde arkadaşlar ısıyı ne tarafa yazarız? Okun sağ tarafına yazarız. Tepkime nedir? Isı verendir. Ve bu yüzden işaretimiz nedir arkadaşlar? İşaretimiz eksidir. Bu yüzden biz tepkime ısısını yazdığımız zaman delta eşittir eksi bilmem kaç kilojoule bölü mol şeklinde ifade ederiz. Tepkime gerçekleşmesinde açığa çıkan ısı kavramı kullanılır. Arkadaşlar dikkat ediniz. Sorularda hem açığa çıkan ısı kavramı hem de eksi işareti yazılırsa orada bir hata vardır. Çünkü siz eksi enerjiyi dışarıya ısı olarak veremezsiniz. Bu yüzden arkadaşlar dikkat ediyoruz. Hem ısı açığa çıkar kavramı hem de eksi işareti beraber kullanılırsa biz ne yapıyoruz? Orada onun yanlışlığını anlıyoruz. Arkadaşlar entalpi tepkime yönü grafiğini incelediğimiz zaman yüksek enerjili girenler düşük enerjili entalpilere dönüştü. Aradaki fark kadar enerjiyi ısı olarak dışarıya verirler. Arkadaşlar gelelim ikinci sayfamıza. Arkadaşlarım ikinci sayfamızda biz ne demişiz? Potansiyel enerji tepkime koordinat grafiğini çizmişiz. Buna kimyasal tepkimelerde enerjide tekrar kimyasal tepkimelerde hızda tekrar değineceğiz ama burada bir daha değinelim. Ne diyorduk arkadaşlarım biz? Yüksek enerjili girenler düşük enerjili ürünlere dönüşecek. Aradaki fark kadar enerji ısı olarak ortama verilecek. Peki girenin ürüne dönüşebilmesi için aşması gereken bir enerji var ki biz ona ne diyeceğiz? Eşik enerjisi. Arkadaşlarım tepkimenin ileri yönde gerçekleşebilmesi için mesela A ile B, A B'yi oluştururken ısı dedik. Biz buna ileri yön dedik. İleri yöndeki tepkimenin oluşabilmesi için alması gereken minimum enerjiye de ne diyeceğiz? İleri aktifleşme enerjisi A ile göstereceğiz. Peki bu tepkimeyi ters çevirirsek yani girenler ve ürünlerin yönünü değiştirirsek A B ısı alıp AB'ye dönüşebilmesi için yani geri yöndeki tepkimenin gerçekleşebilmesi için alması gereken minimum enerjiye de EA geri tepkimenin aktifleşme enerjisi diyeceğiz. Arkadaşlarım dikkat ediniz. Ürünlerin entalpileri toplamı girenlerin entalpileri toplamından küçük demişiz. Zaten grafikte biz onu verdik. Biz tepkimemizi yazarken ne diyorduk arkadaşlar? Giren ürün artı ısı diyorduk. Yani arkadaşlarım şunu şuraya şöyle yazayım. Girenlerin entalpileri toplamı ürünlerin entalpileri toplamı ile ısının toplamına eşittir. Bu yüzden girenlerin entalpileri ürünlerin entalpileri toplamından daha büyüktür. Bizim bağıntımız neydi arkadaşlar? Delta H bağıntımız ürün eksi giren. Girenlerin entalpisi daha büyük olduğu için delta H'ın işaretini ne yapacak? Girenler belirleyecek. Yani eksi olacak. Bu yüzden delta H'ımız sıfırdan küçük ve işareti eksidir.
Aynı zamanda arkadaşlar dikkat ediniz, grafiğe ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür. İkinci bir bağıntımız da delta H ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisiydi. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçük olduğu için, geri daha büyük olduğu için geri işaretini verecektir. İşleme bundan dolayı işaretimiz eksi çıkacak. Yani delta H'ımız sıfırdan küçük olacak. Bazı kimyasal egzotermik tepkimeler, yanma tepkimeleri egzotermiktir. Kim hariç? Azot gazının yanması hariç. Nötralleşme tepkimeleri arkadaşlar, asit bazların tuz ve su oluşturma tepkimeleri nedir? Nötralleşme tepkimesidir ve egzotermiktir. Çünkü enerji açığa çıkar. Arkadaşlar bağ oluşumu egzotermik ama bağ kopması olsaydı endotermik olacaktı. Pir tepkimeleri de nedir arkadaşlarım? Yine egzotermik bir tepkimedir. Bazı fiziksel egzotermik tepkimelere örnekler verelim. Donma. Donma neydi arkadaşlarım? Sıvı neye dönüşecek? Sıvımız katıya dönüşecek. Yüksek entalpili düşük entalpiliye dönüşünce aradaki enerji kadar enerjiyi dışarıya verir. Yoğuşma. Yoğuşma neydi? Havadaki su buharı gazımız neye dönüşür arkadaşlar? Katıya. Katıya dönüşürken bir miktar ısı açığa çıkar. Arkadaşlar kış aylarında soğuk illerde ayaz varsa, yani hava çok soğuksa, kar yağması istenir. Çünkü kar yağdığında bir miktar enerji ortama verileceği için ortam ısınır. İşte gazdan katıya dönüşüm bu. Kırağlaşma da yine aynı mantık olur. Uyarmış atomların temel, arkadaşlar uyarmış atom neydi? Yüksek enerjiliydi. Daha önce enerji almıştı. Temel hale dönerken ne yapacak? Aldığı enerji kadar enerjiyi ortama verecek. Egzotermik tepkimelerde tepkimeyi başlatmak için ısı verilmesi yeterlidir. Ardından tepkime kendiliğinden gerçekleşir. Arkadaşlarım mesela mangalda biz ne yaparız? Sadece mangalı yakmak için kibritle ne yaparız? Ateşle onu yakmaya çalışırız. Biz mangal boyunca onu yakmaya çalışmayız. Mangalımız bir defa tutuştuktan sonra ne yapar? Kendiliğinden devam eder. Arkadaşlarım gelelim konuyla alakalı birkaç soru çözmeye. H2 gazı 1/2O2 gazı H2O sıvısına dönüşmüş. Ve delta H'ın dikkat ediniz işareti eksi. Eksi 283. Eksi olduğu için arkadaşlarım nedir? Egzotermik tepkimedir. Kimyasal endotermik tepkimedir. Yanlıştır. Endo değil, egzotermik tepkimedir. Peki tepkimemiz kimyasal mı, fiziksel mi? Onu nasıl anlarız? Onu şu şekilde anlarız. Arkadaşlar girenler kısmında molekül yapısına bakalım. H2 ve O2. Neye dönüşmüş? Ürünlerde H2O. Molekül yapısı değişmişse bu tepkime kimyasaldır. Ama molekül yapısı değişmiyorsa, yani giren ve ürünlerin her ikisinde de aynı moleküller varsa, o zaman ne olacaktı? Fiziksel tepki olacaktı. Isı tepkime okunun sağ tarafına yazılır ki egzotermik tepkimelerde mantık bu. Zamanla tepkimenin entalpisi artar. Arkadaşlar biz ne diyorduk? Giren ürün artı ısı. Yani yüksek enerjili düşük enerjiliye dönüşür. Zamanla bu yüzden tepkime entalpisi artmaz, azalır. Bu yüzden üçüncü ifademiz yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız 2 olur. Geliyoruz arkadaşlar yine hocamızdan güzel bir soruya. Soru dördüncü örnekte ne demiş arkadaşlar? Gaz halindeki azot atomundan ne olmuş? Bir elektron kopmuş. Arkadaşlar dikkat ediniz, atomdan elektron kopmuş, kendiliğinden kopmaz, bir miktar enerji ister. Bu yüzden ısıyı girenler tarafına yazarız. Isı girenler tarafına yazıldığı için bu ne olur? Isı alan yani endotermik bir tepkime olur. Fiziksel tepkimedir. Hayır arkadaşlar. Elektron alışverişi, elektron koptuğu için ne oldu? Fiziksel değil, kimyasal bir tepkimedir. Endotermik tepkimedir. Arkadaşlar bizim delta H'ımız neydi? İleri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi. Endotermik olduğu için ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisi sıfırdan büyük olmalı.
Sıfırdan büyük olabilmesi için ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden daha büyük olmalı. İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden küçüktür ifadesi bu yüzden yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız 2 olur. Geliyoruz arkadaşlarım. Başka bir soruya. Yukarıda verilen olaylardan hangileri endotermik kimyasal bir olaydır? Arkadaşlar, su buharının yoğunlaşması gaz neye dönüşecek arkadaşlarım? Sıvıya. Sıvıya dönüşürken bir miktar enerjiyi ortama verdi. Gaz buharının yoğuşma bağıntısı bu. Bu ne oldu arkadaşlar? Egzotermik oldu. Bir gitti. Demirin paslanması arkadaşlar metalin yanma tepkimesidir. Yanma tepkimeleri neydi arkadaşlarım? Egzotermikti. O zaman ikinci tepkimemiz de egzotermik. Patlama olayları yine ısı veren egzotermik tepkimedir. Atomdan elektron kopması arkadaşlarım işte bu nedir? Bu endotermik bir tepkimedir. Doğru cevabımız yalnız 4 olur. Arkadaşlarım ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Dersimiz burada biter. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. İyi günler.